Metin3 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce günün gelişmelerinden bazı başlıklar. Kürtler ama aynı zamanda dünya Cenevre 2 konferansına kilitlendi. Zira konferansa bir hafta kaldı. Paris katliamının zanlısı Ömer Güney'in ses kaydı ardından katliama ilişkin yeni bir belge daha ortaya çıktı. Bugün partilerin grup toplantıları da vardı. Toplantılara paralel devlet damgasını vurdu. Ekranlarınıza getireceğiz ancak önce Kürt gazetecilerin yargılandığı KCK basın davasından gelişmeleri aktaralım. Kürt gazetecilerin yargılandığı KCK basın davasının 9. duruşması dün görülmeye başlanmıştı. 9. duruşmanın 2. oturumu bugün İstanbul'da devam etti. 18 tutuklu 46 gazetecinin yargılandığı davanın 9. duruşmasının 2. oturumu İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya HDP eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü izleyici olarak katıldı. Mahkemede söz alan avukat Fırat Epözdemir, mitolojide Metros'un tanrılar hakkında söylediği kendine bile inanmayacağın bir durumdasın sözlerini yargıçlara uyarlayarak mahkemeler öyle bir hal almış ki kendine inanmayacak duruma gelmiş. Bu yaşananlardan sonra ben o koltukta oturamam, siz nasıl oturuyorsunuz bilemiyorum dedi. Duruşmada müdafi avukatların reddi hakim talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Ardından kararını açıklayan mahkeme gazeteci Naide Ermiş'i tahliye ederken 18 gazetecinin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mart tarihine erteledi. Ve tahliye olan gazeteci Nahide Ermiş telefon hattımızda. Nahide merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Nahide. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Sen basına ve basın emekçilerine yönelik bu yargı sürecini nasıl değerlendiriyorsun ve bize yaşadığın süreci biraz anlatır mısın? Çok teşekkür ederim öncelikle. Sağ olun. Yani aslında çok bilinen bir sürecin içerisinden geçtik. Halen de geçiyoruz. Devam eden bir süreç var. Yani şunu söyleyebilirim, evet ben şimdi tahliye oldum. Aslında çok buruk bir tahliye, bir sevinç durumu yaşıyorum. Çünkü geride kalan arkadaşlarımın durumları da açıkçası benden çok farklı değil. Ben mesela şu anda şunu söylüyorum, ben niye bırakıldım? Tutulanlar neden tutuldu? Çünkü yani hepimizi isnat edilen suçların hemen hemen hepsi aynı. Yaptığımız haberlerdir, okuduğumuz kitaplardır. Basın çalışmalarıdır kısacası, basın faaliyetleridir. Bunun dışında çok fazla bir şey yok. Yani iddianamelerimize baktığımızda ya da işte dosyaların içeriğine baktığımızda genel olarak bunlar var, bunlar yer alıyor. Dolayısıyla aslında şunu söyleyebiliriz. Yani Kürt basınına, Kürt siyasetçilerine, genel olarak bütün Kürtler aslında yapılan bir kumpa durumu söz konusu. Ve bu kumpa neticesinde binlerce insan içeri alındı. Kürt basında böylesi bir komplonun sonucunda aslında şey, yani şu anda cezaevinde bulunan arkadaşlarımızın cezaevinde olma sebepleri, gerekçeleri tamamen bir komplo neticesinde gerçekleşmiş durumda. Yani dediğim gibi hani mahkemenin seyri bundan sonra nasıl olur bilmiyoruz ama yani bugün Türkiye'nin başbakanı, meclis başkanı, bakanları kalkıp şunu söylüyor, paralel devletten söz ediliyor. Yargı sistemi aslında çökmüştür, gerçekten çökmüştür. Yani biz bunu yaşıyoruz, 2 yıldır yaşadık, halen de yaşıyoruz. Bir enkaz durumu söz konusu ama bu tutuklamaların sorumluluğunda hiçbir taraf şu anda üstlenmiyor, sahiplenmiyor. Öyle bir noktaya gelindi, yani Kürtlerin vermiş olduğu mücadele neticesinde bu noktaya gelindi. Fakat Kürt basının sesi kısılmadı. Arkadaşlarımız içeride aynı çalışmalarını devam ettiriyorlar aslında. Aynı yoğunlaşmalar daha da derinleşerek devam ediyor ve bizler de yani çıkan her arkadaş da bıraktığı yerden devam edecektir. Yani bunu diyeyim. Yani ben şimdilik bilmiyorum yani. Kısacası bunu diyeyim diyorum. Evet. Teşekkürler Naide. Tekrardan geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet değerli izleyenler, Naide Ermiş gazeteci KCK basın davasından yargılanıyordu. Serbest bırakıldı. Naide Ermiş, gazeteci Naide Ermiş yargı sisteminin çöktüğünü belirtti ve arkadaşlarının da serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Sayılı günler kalan Cenevre 2 konferansına bakalım.
BDP ve İngiltere sözcüleri Suriye Ulusal Koalisyonu'nun Cenevre 2 barış görüşmesine katılmaması durumunda Suriye muhalefetine olan desteğini çekeceği konusunda uyardı. Batılı ülkelerin uyarısı üzerine koalisyon görüşmelere katılıp katılmayacaklarına Cuma günü yapılacak oylamayla karar verecek. Ayrıca İran'ın da Cenevre 2'ye davet edildiği açıklandı. Diğer yandan Kürt tarafının ve PYD'nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Değişim Koordinasyonu'nun konferansa davet edilmediği belirtildi. PYD Başkanı Salih Muslim'in şu saatlerde Paris'te bir basın toplantısı düzenleyerek Kürt tarafının tutumunu açıklayacağı belirtiliyor. İsviçre'de gerçekleştirilecek Cenevre 2 konferansına Rojava'nın temsil edilmesi amacıyla eylemler devam ediyor. Bu amaçla Cenevre'de Birleşmiş Milletler binası önündeki nöbet eylemi sürerken Almanya'da Kürtler alanlara çıkacak. YEKKOM öncülüğünde gerçekleştirilecek eylem takvimi açıklandı. Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu YEKKOM yaptığı açıklamada Kürt temsilinin gerçekleşmemesi durumunda Suriye'de gerçek anlamda bir barışın sağlanamayacağını vurguladı. YEKKOM, Rojava halkının statüsünün tanınması ve Cenevre 2 konferansında temsil edilmesi için düzenleyeceği eylemlere katılım çağrısı yaptı. Bu amaçla düzenlenecek eylemlerin takvimi şöyle. 14 Ocak'ta Stuttgart'ta Fransa Konsolosluk binası önünde. 15 Ocak'ta Frankfurt'ta saat 10'da ABD Konsolosluk binası önünde. 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek eylemler ise şöyle. Saat 13'te Hanover'de Fransa Konsolosluk binası önü. Saat 15'te Bonn'da Birleşmiş Milletler binası önünde. Saat 13.30'da Berlin'de ABD Konsolosluk binası önünde. 17 Ocak tarihinde ise saat 14.30'da Hamburg'da ABD Konsolosluk binası önünde. Saat 15'te Bremen'de Merkez Tren İstasyonu'nda. Saat 15'te Münih'te ABD Konsolosluk binası önünde. 18 Ocak'ta saat 16'da Freiburg'da. 20 Ocak'ta ise Brüksel'de saat 14'te Rue Montoya'da eylemler düzenlenecek. Rojava'da ise Kürtlere karşı savaşan El-Kaide bağlantılı çetelere verdiği destekle gündeme gelen İnsani Yardım Vakfı'nın kilis ofisi ve deposu polisler tarafından basıldı. Kilisteki baskınla başlayan operasyon Van, İstanbul, Adana, Dilok ve Kayseri'ye sıçradı. Baskınlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı. Akşam saatlerinde ise Kilis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Devlet Çıngı görevinden alındı. Sabahın erken saatlerinde kilis ile başlayan operasyon Van, İstanbul, Adana, Dilok ve Kayseri'ye sıçradı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda resmi ve sivil polis Beşevler Mahallesi'ndeki İHH deposunda arama başlattı. Baskının Van Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle gerçekleştiği belirtiliyor. Kilis Valisi ve Emniyet Müdürlüğü'nün operasyon hakkında bilgisi olmadığı iddia edildi. Operasyonlar sonucu El-Kaide'nin Orta Doğu'da ikinci ismi olduğu iddia edilen İbrahim Şen'in ve El-Kaide Türkiye yapılanması sorumlularından Halis Bayuncuk'un da yakalandığı bildirildi. Operasyonda gözaltına alınanlar ve İHH, Suriye'ye 15'er kişilik gruplar halinde savaşçı göndermek, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerden gelen El-Kaide çetelerinin Suriye'ye geçişini sağlamak, zekat, yardım, deri gibi kalemlerle esnaftan para toplayarak bu parayı çetelere aktarmak, Suriye, Pakistan ve Afganistan ülkelerine silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman, para, gıda, yiyecek, silah ve benzeri temini ve aktarımı yapmakla suçlanıyorlar. Geçtiğimiz günlerde İHH'ya ait bir tır Suriye'ye askeri mühimmat taşırken jandarma tarafından aranmak istenmesine izin verilmemişti. İHH, uluslararası ve Kürt basınında sık sık El-Kaide bağlantılı gruplara verdiği destekle gündeme gelmişti. Dün sosyal medyada Paris katliamının zanlısı Ömer Güney'e ait olduğu belirtilen ses kaydı gündeme oturmuştu. Ses kaydına ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor. Paris katliamının tek zanlısı Ömer Güney'e ait olduğu iddia edilen ses kaydına ilişkin Kürt kurum ve şahsiyetleri harekete geçti.
Ses kaydındaki suikast planlarının hedefinde yer alan isimlerden biri olan Kongregel eş başkanı Remzi Kartal, Fransa adaletinin tetikçi olarak kullanılan Ömer Güney ile ilgili yeni bir soruşturma başlatması gerektiğini söyleyerek Fransa adaletini göreve çağırdı. Yeni bir merhaleye gelindiğini belirten Kartal, AKP ile cemaat arasındaki krizin daha da derinleşeceğini ifade etti. Kartal, MİT ve AKP hükümeti bu katliamın içinde değillerse mutlak surette ellerindeki bilgileri Fransa'daki mahkeme ve kamuoyuyla paylaşmalıdırlar. Yoksa Türk devleti, Türk devletini temsilen AKP ve ona bağlı başta istihbarat örgütü olmak üzere derin karanlık bütün güçler bu işten sorumlu olacaklardır dedi. Kartal, cinayetlerin aydınlatılmasının çözüm sürecinin doğru bir şekilde gelişmesinin zeminini yaratabileceğini ifade etti. Çözüm sürecini boşa çıkarmak ve provoke etmek yönünde birçok girişim yapıldığını hatırlatan Kartal, ses kaydının da zamanlamasının rastgele olmadığına dikkat çekti. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve beraberindeki bir heyet de Ankara'daki Fransa Büyükelçiliğini ziyaret etti. Katliamın aydınlatılması talebiyle 89 kadın kurumu tarafından toplanan imzalar Fransa Büyükelçiliğine teslim edildi. Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Buldan, ortaya çıkan ses kaydına ilişkin hukuki girişim başlatacaklarını ve bu konuda Fransa ve Türkiye hükümetlerinden açıklama beklediklerini kaydetti. Paris'te, Fransa'nın başkenti Paris'te bir yıl önce 9 Ocak tarihinde işlenen katliamın, cinayetin biz tamamıyla çözüm sürecine ve çözüm sürecini provoke etmeye çalışılan güçler tarafından gerçekleştirildiğini çok iyi biliyoruz. Cinayetin tamamıyla açığa çıkarılmadığını, sorumlularının bulunup yargıya teslim edilmediğini de biliyoruz ve buna tanıklık ediyoruz. Sadece tetiği çeken bir şahsın yargılanmasının bu olayı örtbas etmeye yönelik bir yargılama olduğunu düşünüyoruz. Bugün burada 89 kadın kurumunun toplamış olduğu imzaları biz Büyükelçiliğe teslim ettik. Ve Fransa Büyükelçiliğinden şunu talep ediyoruz. Bu konuda sessiz olmak cinayete ortak olmak demektir. Bu konuda herhangi bir yolun katledilmemesi, cinayetin açığa çıkmaması tamamıyla Fransa hükümetini ve Türkiye hükümetini zan altında bırakıyor. Dolayısıyla biz bu cinayetin bir an önce açığa çıkması gerektiğini, sorumluların ve cinayeti işleyenlerin mutlaka kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ve soruşturmanın acilen tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Hem Fransa hükümetinin hem de Türkiye hükümetinin bu ses kaydını acilen incelemesi gerektiğini, ses kaydının kime ait olduğunu, burada konuşulan isimlerin gerçek olup olmadığını, bir an önce açığa çıkmasının önemli olduğunu düşünüyoruz ve bu ses kaydının incelenip açığa çıkmasının da cinayetle ilgili başlatılan soruşturmaya da katkı sunacağını düşünüyoruz. Tamamıyla çünkü barış sürecine yönelik bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu sürecin ilerleyebilmesi için de acilen soruşturmanın hızlandırılması ve arkasındaki güçlerin açığa çıkması, bir an önce açığa çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Paris katliamına ilişkin katil zanlısı Ömer Güney'e ait ses kaydı belgesinden sonra yeni bir belge daha yayınlandı. Sol gazetesi internet sayfasında yayınlanan belge gizli ibareli arz notu başlığı taşıyor. Paris katliamına ilişkin katil zanlısı Ömer Güney'e ait ses kaydı belgesinden sonra yeni bir belge daha yayınlandı. Sol gazetesi internet sayfasında yayınlanan belge gizli ibareli arz notu başlığını taşıyor. 28.11.2012 tarihli belgede Sakine Cansız'ın Paris'e gidişiyle ilgili bilgiler yer alıyor. Lejyoner kod adlı MİT ajanının verdiği bilgi notları çerçevesinde Cansız'a yönelik önceden belirlendiği belirtilen girişimlerin uygulanması isteniyor. Belgenin altında şu isimler yer alıyor. Şube Müdürü O. Yüret, Daire Başkanı U.K. Ayık, Başkan Yardımcısı S. Asal, Başkan H. Özcan. Bu isimlerin MİT yöneticileri olduğu belirtiliyor. UK Ayık'ın Uğur Kağan Ayık adlı MİT daire başkanı olduğu daha önce de medyada yer almıştı. Önceki günde katil zanlısı Ömer Güney'in ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Bu belgeyle birlikte AKP hükümetinin cevaplaması gereken şu sorularsa yanıt bekliyor.
Belgede adı geçen isimler devletin hangi kurumlarında ve şu an hangi görevde? Paris katliamı kararını AKP hükümeti mi verdi? Katliam planlamasını Milli İstihbarat Teşkilatı MİT mi uyguladı? AKP hükümeti katliam konusunda paralel devlet ve Avrupa'nın hangi devletleriyle anlaştı? Ve nasıl bir işbirliğine gidildi? Öte yandan bugün partilerin grup toplantıları vardı. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş konuştu. Demirtaş, AKP önce paralel ekonominin hesabını versin dedi. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş konuşmasına cezaevlerindeki insanlık dışı uygulamalarla başladı. Demirtaş, işkence raporlarının sunulduğu Adalet Bakanlığı'nın kayıtsızlığına dikkat çekti. Cezaevinde olan bakan çocuklarına da aynısının yapılması durumunda Adalet Bakanlığı'nın ne yapacağını merak ettiklerini söyledi. Demirtaş devamla 17 Aralık'tan bu yana yolsuzluklar ve paralel devlet yapısının tartışıldığını belirtti. Hükümet bu bir komplodur ve tezgahtır diyorsa ispatlamak durumundadır dedi. Çete tarafından mı, paralel devlet tarafından mı, AKP yargısı tarafından mı, başka bir yargı tarafından mı yönetildiğini biz bilemeyiz. Biz uygulamalara bakıp hep şunu söylüyorduk. Bu yargı yasayı uygulamıyor. Bu yargı siyasi bir kararla hükümetin ve cemaatin ortaklığı çerçevesinde, işbirliği çerçevesinde başka yerlerden talimat alarak operasyon yapıyor, tutuklama yapıyor ve siyasete hizmet etme açısından kendini konumlandırmış durumda diyordu. Kim toz kondurmuyordu bu yargıya? Bunlar. Aynı hükümet, aynı cemaat. Bunlara toz kondurmuyorlardı. 10 bin Kürt siyasetçisi 4 yıl boyunca operasyonlarla dalga dalga tutuklanıp içeri alınırken aynı savcılar, aynı özel yetkili mahkemeler, aynı emniyet müdürleri ve polisler, aynı başbakan ve bakanlar görevdeydi. Ve canhıraş bir şekilde bu operasyonları savundular. Bunları hepimiz tanığız. Başbakan biraz önce kendi ağzıyla itiraf ediyor. Bazı dosyaların diyor yeniden ele alınması lazım. Bazı dosyalarda uydurma delillerin, komploların nasıl yapıldığı daha iyi ortaya çıktı diyor. E biz bunları söylediğimiz günlerde sen çıkıp kürsülerden bu yargıçları, bu savcıları, bu polisleri savunuyordu. Durun bakalım bağımsız yargı işini yapsın. Belediye başkanlarınız ne suç işlemiş göreceksiniz diyordu. Aradan 5 yıl geçti. Tek bir suçlarını ispatlayamadınız. 13 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki insana kadar cezaevlerini alıp haksız, hukuksuz, ahlaksız bir şekilde rehin olarak tuttunuz. Yetmiyor üstüne cezaevinde işkenceler yapıyorsunuz. Öküz öldü, ortaklık bozuldu diyen Demirtaş şöyle devam etti. Öz eleştiri vermesi lazım başbakanın. Çıkıp evet biz hata yaptık. Bu kesimlere devlette alan açarak, devleti bu kesimlere teslim ederek, göz yumarak hata yaptık diyecek. Bunları biz yaptık diyecek. Bizzat kendi imzasıyla atanmış valiler, emniyet müdürleri bunlar. Bunların kim olduğunu bilmiyordum deme şansı yok. Birçoğunun cemaat referanslı olduğunu bilerek atadınız. Hatta danışmanlarınız bunu yazdılar. Biz iktidara gelmeden önce cemaatin kaç valisi vardı, şimdi kaç valisi var diyor. Yüzünüze gözünüze dursun demeye getiriyor. Size bu kadar valilik verdik, savcılık verdik, rektörlük verdik, kaymakamlık verdik, hakimlik verdik, yine de yaranamadık diyorlar. Bunu itiraf ediyorlar. Demirtaş, AKP'nin paralel ekonominin hesabını vermeden paralel devlet ile mücadele edemeyeceğinin altını çizdi. Demokrasinin zamanının geldiğini belirten Demirtaş, yargı bağımsızlığının oluşturulması gerektiğini ifade etti. Demirtaş, derin yapılarla mücadele etme adına en önemli yöntem demokratik bir anayasa yapmaktır dedi. Hırsızlığa da paralel devlete de karşı olduklarını belirten Demirtaş amaçlarını özetledi. Ondan sonra bir bakarız tavrı bizim tavrımız olamaz. Biz hükümeti daha fazla demokrasiye zorlamak zorundayız. Doğru muhalefet tavrı budur. Biz onun yerine demokratik muhalefeti iktidara taşıyacağız derdidir.
biz AKP'yi götürüp yerine cemaati getireceğiz derdi bizim derdimiz olamaz. Başkasının derdi olabilir. Kendi hesapları kendileri bilir. Yolları açık olsun. Sayın Demirtaş'ın da grup toplantısında dikkat çektiği cezaevlerinde uygulanan hak ihlallerinin ve baskıların sonu gelmiyor. Diyarbakır Barosu Cezaevi Komisyonu 8 Ocak 2014 tarihinde Siirt E tipi hapishanesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin tutuklu ve hükümlülerle yaptığı görüşmeleri raporlaştırdı. Raporda hapishanenin E tip olmasına rağmen tutsakların F tipi hapishane uygulamalarına maruz kaldığı ifade edildi. Sıcak su verilmediği, kaloriferlerin ise soğuğa rağmen açılmadığı belirtiliyor. Tutuklu ve hükümlülerin revire çıkma, hastaneye sevk taleplerinin hemen karşılanmadığı belirtilen raporda hasta tutsakların tedavi için bazen bir hafta bazen bir ay bekletildikleri ifade edildi. Raporda hasta tutsakların acil bakıma ihtiyacı olduğu vurgulandı ve tutsakların en temel ihtiyaçlarının derhal karşılanması gerektiği vurgulandı. Öte yandan tecride karşı mücadele platformu aktivistleri Sincan Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde tutsak çocuklara yönelik yapılan saldırı Adalet Bakanlığı ek binası önünde protesto edildi. Platform adına açıklama yapan Hüseyin Özdemir, cezaevlerinde işkence yapan gardiyanların ve emri veren müdürlerin görevden alınması gerektiğini belirterek çocuk tutsakların serbest bırakılmasını istedi. Amaçlarının güçlü bir demokrasi inşa etmek olduğunu dile getiren BDP ve HDP, 2014 yerel seçim çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor. Alanlarına dokunan, oraları temsil imkanına, gücüne sahip. BDP Ahmet Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Gültan Kışanak seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor. Bir haftadan bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşları ve odaları ziyaret eden Kışanak, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte Diyarbakır'ı geleceğe taşıyacaklarını söyledi. Van'ın Begir'e, Erdiş ve Cole Mergin Şemzinan ilçelerinde ise BDP'li belediye başkan adayları esnafları ziyaret etti. BDP Erzurum İl Örgütü de seçim çalışmaları kapsamında Kinus, Karaçoban ve Tatos ilçelerinde halk toplantıları gerçekleştirdi. BDP'li Batman Belediyesi ise yerel seçimler öncesi örnek bir uygulamayı hayata geçirdi. Belediye 2009-2013 dönemini kapsayan gelir gider hesaplarını belediye binası ve kentte billboardlara astığı afişle halka sundu. Yerel seçim çalışmalarını değerlendiren BDP'nin Muş Belediye Başkan Adayı Nimet Sezgin de AKP'nin yıllardır Muş'u koca bir köyden ileriye götüremediğini belirtti. 30 Mart'tan sonra Muş'u yeniden yapılandıracaklarını dile getiren Sezgin, toplumun tüm kesimlerini yönetime katacak bir anlayışı hayata geçireceklerini kaydetti. Sivil toplum örgütlerini, muhtarları, imamları, herkesten bu şehri nasıl yönetebiliriz? Bu şehre nasıl bir güzellik yapabiliriz? Herkesin bu noktada fikirlerini alacağız. Orta Doğu'yla devam edelim. Önce Rojava'ya ilişkin bir gelişmeyi aktarmak istiyorum. Bugün YPG'nin kuruluş yıl dönümü. YPG'nin kuruluşu 14 Ocak 2012 yılında Khebat Deri'nin yaşamını yitirdiği gün ilan edildi. Komutanlık açıklamasında kurucularından Khebat Deri'nin şehadetinin güçlerini büyütme gerekçesi olduğuna işaret etti. Khebat Deri'nin 28 yıl boyunca Kürdistan özgürlüğü için askeri bir komutan olarak mücadele ettiği hatırlatıldı. Derik ve birkaç arkadaşının Rojava Savunma Ordusu'nun temellerini attığı ve YPG'nin bu temeller üzerinde kendini inşa ettiği vurgulandı. Açıklamada Tilhamis ve Tilbarak direnişinde yaşamını yitiren YPG savaşçıları da anılarak bu savaşçıların Khebat Derik çizgisinde mücadele ettikleri belirtildi. Khebat Derik anısına mücadeleyi büyütme sözünün verildiği açıklamada gençlere YPG saflarına katılma çağrısı yapıldı. Rojava halkı da Khebat Deri'yi düzenlenen bir törenle andı. Derik'te düzenlenen anma törenine Girkelegi, Berav, Koçerat'tan da yüzlerce kişi katıldı. Törende Khebat Deri'nin ailesi, Tevdem, YPG temsilcileri birer konuşma yaptı. Konuşmalarda Deri'nin anısına bağlı kalınacağı ve mücadelenin yükseltileceği sözü verildi. YPG ve YPJ güçlerinin de katıldığı tören ardından Deri'nin mezarı ziyaret edildi.
İran başkenti Bağdat, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'u ağırladı. Ziyarete ilişkin bilgileri aktaracağız, ancak önce ziyaret sırasında yani dün meydana gelen bombalı saldırının bilançosuna bakalım. Bombalı saldırı sonucu en az 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken ayrıca onlarca yaralı olduğu kaydedildi. Saldırıların hedefinde ağırlıkla Şii mahalleleri olduğu gözlemlenirken ayrıca bir kontrol noktasına açılan ateş sonucuysa 3'ü polis, 4 kişi yaralandı. Ramadi bölgesindeki çatışmaların paralelinde ülke bu tarz saldırılarda artış gözleniyor. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiğini söylemiştik. Ban Ki-moon, Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Sivillere yönelik saldırıları kınayan Ban Ki-moon, özellikle Anbar eyaletinde şiddetli çatışmaların tırmanmasından derin kaygı duyduğunu belirtti. Anbar'da yaşanan çatışmaların asıl nedenini soruşturmaya çağıran Ban Ki-moon, çatışmaların durdurulması için siyasi diyalog yapılması gerektiğini de belirtti. Iraklı yetkililer tarafından verilen bilgiye göre geçen 2 hafta içinde hükümet ordusu ve El-Kaide çeteleri arasında çıkan çatışmalarda en az 60 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 300 kişi de yaralandı. Bugün Nijerya'nın kuzeydoğusunda bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Bomba yüklü aracın Maiduguri kentinde pazar yerine yakın bir yerde patlatıldığı ve en az 7 kişinin öldüğü belirtildi. Patlama sonrası askerlerle saldırganlar arasında çatışmaların meydana geldiği açıklandı. Henüz saldırıya üstlenen olmazken bölge daha önce El-Kaide bağlantılı Boko Haram örgütünün hedefi olmuştu. Boko Haram'ın aynı bölgede pazar günü düzenlediği bir saldırıda ise 5 kişi hayatını kaybetmişti. Güney Sudan'da yaşanan çatışmalardan kaçan sivilleri taşıyan bir tekne battı. 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Önceki gün Nil Nehri'nde alabor olması sonucu batan teknede ölenlerin sayısının 200 ile 300 arasında olduğu belirtiliyor. Ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu söyleniyor. Güney Sudanlı yetkililer yaptıkları açıklamada ölenlerin Malakal'da yeniden başlayan çatışmalardan kaçanlar olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler'e göre Güney Sudan hükümeti ve isyancı güçler arasındaki çatışmalar nedeniyle 355 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Son günlerde çatışmaların yoğunlaştığı Malakal bölgesi, Yukarı Nil eyaletindeki petrol yataklarına açılan kapı olduğu için stratejik öneme sahip. Çatışmalar sürerken Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki ateşkes görüşmeleri de sürüyor. Mısır halkı bugün yeni anayasa referandumu için sandık başına gidiyor. Referandum sonrası ülkede yeniden seçimlere gidilmesi planlanıyor. Yeni anayasa oylamasına darbeci kesim evet oyu isterken Müslüman kardeşler oylamanın boykot edilmesi çağrısında bulundu. Ülkede olası şiddet olaylarının önlenmesi için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Oylamanın yapılacağı 2 gün boyunca oy merkezinde 200 bin polisin, 150 merkezi güvenlik birimlerinin ve 200 muharebe grubunun görevlendirildiği duyuruldu. Referandum sırasında yaşanan olaylarda 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Küba'nın başkenti Havana'da yaklaşık bir yıldır devam etmekte olan Kolombiya hükümeti ve Kolombiya devrimci silahlı güçleri FARC arasındaki barış görüşmelerinin yeni turu dün başladı. Yapılan açıklamaya göre toplantının 23 Ocak tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Daha öncekilerden farklı olarak yeni müzakere heyetinde FARC'ın şarkıcısı diye tanınan Guillermo Enrique Torres de yer alıyor. FARC yetkilileri yaptıkları açıklamada 2014 yılında barışın önündeki sorunları yorulmaksızın çözmeye çalışacaklarını belirtiyorlar. Barış görüşmelerinde bugüne kadar 2 madde üzerinde anlaşma sağlandı. Geriye 4 başlık kaldığı biliniyor.
Ayrıca barış görüşmelerinin önümüzdeki aylarda gerçekleşecek olan parlamento ve başkanlık seçimleri nedeniyle kritik bir evreye girdiği değerlendirmeleri yapılıyor. Gün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.